Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatında %8,5 artışa gitti. Karara göre 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek. Ancak yeni fiyat ne çiftçiyi memnun etti ne vatandaşı. Aralık ayıyla bu senenin Ocak ayı arasındaki yem fiyatı farkı %9,6 olarak gerçekleşmişti ki o günden bugüne de bir yem fiyatlarında artış söz konusu oluyor. Üreticinin cebine girmeden yem fiyatlarına gelen artışla üreticinin cebinden alındı. Uzmanlar süt inekçiliğinden kâr edemeyen çiftçinin hayvanları kesime göndermek zorunda kaldığını hatırlatıyor. Ülkemizde 5 milyon 500 bin civarında süt ineği kaldı. 1 milyona yakın süt ineği geçtiğimiz süreçte iktidarın yanlış politikaları nedeniyle kesime gitti. 1,5 milyon büyükbaş, 3,5 milyon civarında da küçükbaş hayvan varlığımızın azaldığını görüyoruz. Bunu hem et ihtiyacı bakımından hem canlı hayvan miktarımızı artırmak bakımından ithalatların önünü açarak karşılamaya çalışıyoruz. Kararla birlikte raftaki fiyatların da tekrar artacağı ifade ediliyor. Raftaki peynirin, sütün de fiyatının artması demek. Böylece emekli ve dar gelirli etten sonra süt mamullerine de erişmekte sorun yaşayacak. Hem hayvan sayımız düşüyor hem de hayvansal ürün fiyatlarımız artışa devam ediyor. Gelir dağılımının bu kadar adaletsiz olduğu bir ortamda protein ihtiyacının karşılanması için gerekli olan hayvansal üretimi planlayıp yeterlik esasına göre planlama yapmıyor isek ithalata bağımlılık devam edecektir. O da kur artışları nedeniyle sürekli artışı sürdürecektir. Uzmanlar üretime yönelik politikalara dönülmeli diyor. Yerli hayvancılığımızı geliştirmek için bir an önce bütün üreticilerle, üretici örgütleriyle küçük aile işletmeleri de önceleyerek yeni hayvancılık politikasını üretime dönük bir planlamayla gerçekleştirmek zorundayız. Yem mutlak surette sübvanse edilmeli ve üreticiye daha düşük fiyatta yem verilmeli.